yönetimin içinde olan birkaç kişi Murat Bey'in yaptığı bu uygulamaları eleştirmeye başladık. İşte hoca konusunda olsun, transfer konusunda olsun. İçeriden gene bu Murat Bey'in çevresini sarmış, ona akıl veren ve hep yanlış yönlendiren insanlar Murat Bey dediler ki herkesin istifasını alırsak herkesi sustururuz. Biz de öyle bir şey olmaz dedik. Yani biz bugün İran Bey bile istese böyle bir şey kabul etmezdik. Ne demek yani boş kağıda istifa vereceğiz. Murat Bey'in de sanki biz yanında şeyiz, ne bileyim hani böyle artık kelime de bulamıyorum onu söylemeye. İstediği zaman o istifayı kullanacak. Çalışan gibi diyelim. Çalışanlar da bile bence büyük saygısızlık. Böyle bir şey olamaz ya. Çalışan bir insandan sen boş kağıt alacaksın. İstediğin zaman kimseye yapamazsın bunu. Böyle bir şey olmaz. Yani insanlara karşı bir saygısızlık bu. Ha, veren kabul eden arkadaşlar olmuştur. Onların kendi bileceği iş. Biz ama o gün istifamızı verdik ve yönetim dışına çıktık. Ümit Özat'ı biz ağırladık burada programda. Ona da sormuştuk hatta gidip gelmenin nedeni ne diye. Ben de bilmiyorum dedi. Git dediler, gittim. Gel dediler, geldim dedi. Gençler Birliği ve aynı sezon içinde geri dönen teknik direktör sizsiniz dedi. Onun nedeni galiba neydi Ümit Özat'ın gidip gelmesinin? Belki kırılma anı da odur diye düşünüyorum. Valla şöyle söyleyeyim. Biz tabii yönetim içerisinde yani her ne kadar şu anda ben bazı açıklamalara dikkat ediyorum. Murat Bey ve çevresindeki insana diyor ki biz bunları dedikodu yapıyorlardı bilmem ne. Yok öyle bir şey. Biz bunu yönetimin içinde de söyledik. Yani en son yaptığımız yönetim toplantısı hatta 15 dakika falan sürdü. Bunları biz dile getirmeye başladığımızda takımın kötü olduğunu, bakın spor yazarlarında 2 maç oynadı. Ondan sonra ligin 3. maçına kadar, Ümit Hoca'nın başında durduğu 3. maça kadar 5 maçta futbol az çok seyreden herkes bu takımın iyi olmadığını, transferlerin kötü olduğunu dile getiriyordu. Biz de bunu dile getirmeye başlayınca bu sanki dedikodu yapıyor. Kendisi dedikodu arkasından konuşmak olur. Biz bunun defalarca ben İzmir'de Göztepe maçından sonra bir yemekte en az 4 yöneticinin olduğu bir yemekte takımın kötü olduğunu söyledim. Yönetim kurulu toplantısında birkaç arkadaşımız ben dahil bunu dile getirdik. Hani yönetimde de yaşayan dürüst insanlar var. Bunların da çoğu buna çıkıp da hayır böyle bir şey olmadı diyeceklerini zannetmiyorum. Biz bunları dile getirdiğimizde o anda sanki suçlu sadece Ümit Özat'mış gibi Ümit Özat bir yollandı. Zaten o dönemde de biz ayrıldık işte ondan bir maç iki maç sonra da biz ayrıldık. Sonra tekrar getirildi. Niye getirildiklerini herhalde cevabını en iyi kendileri biliyorlardır. Peki burada Murat Bey şey bu transferler hatalı yapıldığında sezon başında bu yani transferlerin yapıldığı dönemde siz de vardınız. Evet. Yanlış olduğunu dile getirdiniz. Yanlışın düzeltilmesi için bir hamle yapılması gerekirdi belki. Evet. Onu mu çözemediniz ya da ona mı ulaşamadınız Murat Yavcı'ya? Şöyle söyleyeyim. Bir kere bu transferlerin kötü olduğuyla ilgili yani bir kere şunu kesinlikle söyleyeyim. Transferler yapıldıktan belki bir ay sonra çoğu yöneticinin, belki iki ay sonra yöneticilerin haberi oldu. Verilen paralardan, şeylerden. Bunlar bile yönetim içinde gizli kaldı. Yani kim bugün hiçbir yönetici diyemez ki Murat Bey bugün imza attırdı, yarın sabah biz rakamını da oyuncuyu da biliyorduk. Yoktu öyle bir şey. Biz günlerce sonra duyuyorduk bunları. Yani bir bildikleri vardır filan diye bekledik ama ikinci, üçüncü maçta ne olduğu ortaya çıktı. Hatta transferin son günü bir cuma akşamıydı hiç unutmuyorum. O zamanki hoca Mesut Hoca gelmişti takımın başına. Akşam 12'ye kadar kulüpteydik. Mesut Hoca'nın istediği birkaç oyuncu vardı. Murat Bey'den bir takviye istendi, şey yapıldı. Murat Bey bunlara kesinlikle benim kadrom yeterli, bu kadro iyi diye yönetimde de bunu defalarca dile getirdi. Orada da aynısını söyledi Mesut Hoca'ya. Hatta birkaç yönetici o gece 12'ye kadardı çünkü bir cuma akşamıydı transferin son günü. Hep beraber oturduk. Bunu dile getirdi. Biz de dedik ki madem transfer yeterli, her şey yeterli, biz mi yanlış biliyoruz dedik. Zaten ondan birkaç hafta sonra da bu şeyler olunca da istifa ettik. Transferin yeterli olup olmadığı zaten lig sonunda ortaya çıktı. O tartışılabilir bir konu da. Hata ne? Neydi? Hata neydi tam olarak? Bakın ben hep söylüyorum. Murat kadro mu yetersiz, hoca mı yetersizdi? Yani çok şey bir araya geldi. Çok şey bir araya geldi. En büyük hata da şuradaydı. Murat Bey'i yönlendiren insanlar yanlış yönlendirdiler. Ben hep başından beri bunu söylüyorum. Yani Murat Bey ben babasının adının verildiği bir sezonda bu kadar parası olan, bu kadar iyi bir takımı düşürüp maddi açıdan bu kadar zarar sokacağını ben düşünmüyorum. Kesinlikle hiçbir yerde de böyle bir fikrim de olmadı. Ama Murat Bey'in çevresinde öyle bir insanlar sardı ki. Şimdi bakın ben iş adamıyım. Gençler Birliği Spor Kulübü'ne haftanın belli günleri gidebiliyordum. Belli zamanımı ayırıyordum. Ama belli insanlar 24 saat Murat Bey'in yanındaydı. Gece de yanındalardı, sabah da yanındalardı. Öyle şeyler kampta da yanındalardı. Yani takım işte şu anda bu kadar etkili olabilir. Takım olarak bakmayın. Yönetici yok mi? Yok yönetici olarak da değil. Şunu söyleyeyim. Bugün Eskişehir Sporu kim düşürdüyse, bugün Karabük'ü kimler düşürdüyse, bugün Mersin İdman Yurdu'nu Antep'i kimler düşürüp bu hale getirdiyse aynı insanlar, üstü aynı insanlar. Kapalı olarak anladığım kadarıyla menajerler. Yani aynı insanların Ankara'daki aynı işleri yapan insanlar. Kimse işte isimleri var. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün resmi kayıtlarında hangi menajere kaç para ödendiği yazıyor. O isimlerin hepsi çıkar ortaya. Bunlar bu transferleri onlar yaptı. Yani biz gidip seyretmedik alınan oyuncuları. Murat Bey de gidip seyretmedi.
Bunları birileri kulübe getirdi, önerdi. Murat Bey'i de ikna ettiler, kandırdılar. E bu oyuncular alındı. Yani bunlar ben değilim. Ama kime bu paralar ödendiyse bu oyuncuları kimin aldırdığı ortadadır. O zaman biraz şey mi bakmak lazım? Buradaki temel hata Murat Bey'in çevresindeki insanlardan tahmin ötesinde etkilenmesi ve yanlışa sürüklenmesi. Aslında temel olarak yanlışın Murat Bey'e ait olmadığını söylüyorsunuz. Yani şöyle söylüyorum. Tabii ki Murat Bey'in de hatası var ama Murat Bey çevresindeki insanlara çok fazla. Bakın ben şunu söyleyeyim. İlhan Bey hep yönetimde bir şey anlatırdı. Her ne kadar geçen gazetede okudum. İlhan Bey ile çok yakın ilişkimiz olmadığı söylense de ben 17 sene yanında çalıştım. Hep şu anlattığı hikayelerden... 2001'den itibaren yönetim kurulunda da yaranmışsınız zaten. Bir sürü eski yönetici arkadaşımızı hatırlar. Hep şu hikayeyi anlatırdı. Ben derdi Ankara Tren Garı'nda trenlere portakal satarak 12-13 yaşında ticarete başladım, hayata başladım derdi. Bu çok önemli bir şey. Yani hayat tecrübesi budur işte. Murat Bey'in tabii böyle bir tecrübesi yoktu. İyi niyetli. Herkes geldi dedi ki bu oyuncu uçuyor, bu oyuncu kaçıyor, bu oyuncu şöyle yapıyor, bu oyuncu böyle yapıyor. Alındı bu oyuncular. Seyredilmedi. İşte gelinen noktada da maddi açıdan takımın durumu ortada. Zaten söyleyecek de çok fazla bir şey yok. Süper Lig'den düşmüş bir takım var ortada. Yani mesela Sayın Rahmetli İlhan Cavcav bu kulübe çok büyük gelirler elde ediyordu. Futbolcular buluyordu, getiriyordu, oynatıyordu ve pazarlıyordu bunları. Bu kasadaki paranın tartışması var iki tarafa da. Hem sizin tarafınızdan hem o tarafta. Ne kadar eridi, nedir? Tam bilgileriniz var mı bu konuda ile ilgili? Ya şöyle söyleyeyim. Bizim ayrıldığımız dönem itibariyle yani bu Eylül ayı, Ekim ayı gibi kasada 19 milyon liraya düşmüştü paramız. Yani 70 milyon lira artımız vardı. Bu 19 milyon liraya düşmüştü o tarihte. Benim tahminim de bu aralar herhalde 5-6 milyon liraya inmiştir diye düşünüyorum. Ha bu konuda da şunu söylüyorum. Murat Bey bakıyorum. Murat Bey başkan vekili çıkıyorlar. Diyorlar ki işte paramız bitmiş. Arkadaşlar bu tartışmayı bitirmenin çok basit bir yolu var. Türkiye'de bir sürü bağımsız denetim kurumu var. Çağırırsınız. Başkan olduğunuz gün itibariyle bir denetim defterlerinizi inceler. Kaç lira artıdaymışsınız, eksideymişsiniz yazar. Bir de bugün itibariyle yazar. Siz de bunu alırsınız, basına verirsiniz, canlı yayına koyarsınız, bana yollarsınız. Herkes susar. Bunu yapmak çok kolay. Bunda çok bir mali külfeti olmaz. Ama bunu yapamıyorsanız insanların aklında her dakika şüpheler oluşturuyorsunuz. Her dakika insanlar düşünüyor gerçekten bu para bitti mi diye. Ki ben bittiğine inanıyorum. Çünkü yaşadığımız olaylardan, veriler, paralardan, gelirden, giderden biliyoruz. Yaklaşık rakamlar ortaya çıktı. Yani dolayısıyla bu paranın bittiğine ben inanıyorum. Yani bitmeyse bile çok az kalmış. Mesela bugün ben Murat Bey'in bir yerde beyanatını okudum. Paramız bitmedi. Paranız bitmedi de 1 liranız mı var, 1 milyon liranız var, 10 milyon liranız var. Yani paramız bitmedi ne demek? Benim de cebimde para var. Kaç lira var? 10 milyon mu var, 50 milyon mu, 100 milyon mu? Yani böyle bir yuvarlak laf olmaz. Dediğim gibi çağırırsın bir bağımsız denetim kurumunu, Türkiye'de kabul edilen insanlarda saygınlığı olan. Yaptırırsın denetimini o gün itibariyle, bugün itibariyle. Gelir gider tablon ortaya çıkar. Ne harcamışsın? Kazanda bugün kaç lira var? Bu herkes için tatmin etmeden öteye herkesi susturacak bir cevap olur bence. Buna da kimse itiraz edemez. Peki bir de şöyle bir söylenti var. Tabii bunları hep biz duyuyoruz. Çeşitli tartışmalar var üye kaydı ile ilgili. Evet. Gençler Birliği Kulübü'ne kendi nasıl diyeyim yandaşlarımdan da demek istemiyorum. kendi çevresinden üye kaydı yaptırdığı yönünde iddialar var ve sizin de bu seçimde çok zorlanacağınızı söylüyorlar. Buna rağmen çıkmanız da tabii de ayrı bir cesaret işi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz üye kaydını? Sanıyorum kulüp olarak da şey de yok değil mi? Engel de yok. Yok. Ya bizim tüzüğümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani istersen kongre kararı almadan önce 2000 tane daha üye kaydedebilirsin ve hepsi de gelir oy kullanırlar. Ben şöyle söylüyorum. Yani biz başından beri de hep bunu söyledim. Üye kaydetmek önemli değil. O üyeyi ikna etmek önemli. Yani şimdi kaydettiğiniz üye sizin köleniz ya da esiriniz değil. Adam gelecek. Ortada bir başarısızlık var. Ortada hem maddi açıdan hem sportif açıdan bir başarısızlık var. Yani ben Murat Bey'in isterse en yakındaki insan gelsin nasıl ikna edeceğini inanın merak ediyorum. Yani ne diyecek üyeye? Edebilirler, ettiklerini duyuyoruz. Gençler Birliği Spor Kulübü ile alakası olmayan insanların edildiğini duyuyoruz. Yani Gençler Birliği Kulübü'nün rengini bilmeyen, futbolun felsini bilmeyen insanların üye yapıldığını duyuyoruz. Ama sonuçta bu insanlar da esir değil. Yani hani şey zannediyorlar herhalde. Ya biz yönetimin bir kısmından istifa mektubu istedik. Kuzu kuzu getirip imzaladılar. Bunlar da kuzu kuzu bize getirip oyaladı. Yok öyle bir dünya. Çıkar anlatır. Biz de bildiklerimizi anlatırız. O zaman kime oy verdiklerini görürüz. Yani benim o konuda hiçbir korkum yok. Sonuçta delegenin sağduyusudur. Gelir şey yapar. Çok ciddi delege kaydettiklerini de biliyorum. Ama bunların ne kadarını getirirler, ne kadarını ikna edebilirler.
O bence çok büyük soru işareti. Hele ki şu başarısızlıklardan sonra. Şerbin'in şu anda ne kadar delegesi var tahmini? Ya biz şöyle söyleyeyim. Murat Bey başkan olduğu olmadan önce 900 küsür taneydi. Kendisi bizim yani bizim hiçbir dahlimiz olmadan bir 600'e yakın üye yaptı. Birkaç çevresindeki yakın insanla beraber kongreden. Çok ciddi rakam. Yani 1500 kişi olmuştu. Sonra biz yönetimdeyken bir böyle Ankara'nın önemli bürokrasisinden iş adamlarından birkaç yani öyle 20-25 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam üye daha yapıldı. Yani 550-600 civarıydı. Sonra duyduk bu 2000'e çıkmış. Yani çıkabilir ya bu pek de bu problem değil ama şuna inanıyorum o 2000 kişinin içinde 300 tane gerçek gençlerli var. O gün o kongreye gelirler. O 300'ün en az 150'si de her bildiğinde söyler. Yani gerisinin ne söylediği de zaten yani dediğim gibi kulüple çok fazla ilgileri olmayan insanlar olduğu için ne kadar ne söyleyebilecekleri de bence tartışma konusu. Gençler Birliği şu anda da bekleyen bir süreci de var. Gençler Birliği üye kaydediyor ama kulüp üye kaydediyor ama genel kurulda yapılmadı. Evet. Şimdi bu genel kurulun yapılmasının altında yatanın sizin tahmininize göre ne olduğunu düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Normalde bizim tüzüğümüz gereği her 3 senede bir Mayıs ayında olağan kongremiz yapılması lazım. Biliyorsunuz geçen sene yaptığımız kongre olağanüstü. Şubat ayında 2017 evet. Evet, yaptığımız olağanüstü kongreydi. Dolayısıyla tüzük gereği bu Mayıs'ta yapılması lazımdı. Fakat Mayıs'ın 21'inde geldiğimizde böyle bir karar alınıp gazetelere ilan edilmediğine göre herhangi bir yerde ilan edilmediğine göre bu kongreyi yapmayacaklar. Bana göre bunun iki sebebi var. Bir, oraya gelen delegelere ne söyleyeceklerini kendileri de bilmiyor hep söylediğim gibi. Yani nasıl ikna edecekler? Takımı düşürdük. Maddi açıdan kötü durumdayız. Siz gene bana gelin oy mu verin diyecekler. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bana göre bu bilançoların açıklanmasından korkuyorlar. Yani bilançolar paramız var deyip olayı kapatıyor. Ne kaç liranız var? Yani onu söyleyin, çıkartın. Dediğim gibi bir o gün çünkü kongre yaptığımız gün ibra edilmek yapılırsa ibra edilmesi için bilançoların resmi olarak yapılması ve onaylatılması lazım. Yani paramız var demekle ya da yakında çok paramız olacak demekle olmuyor. Resmi kasanda kaç liran var göstermen lazım. Kulübün üyesi olarak belli bir kesim imza toplayıp bunu soramaz mısınız? Soruyoruz. Hatta biliyorsunuz bir savcılık süreci falan da oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ve vereceğiz bunların hepsini. Hani soracağız. Kim var yapmış, ne yapmış? Yani bu paralar nereye harcanmış, ne olmuş? Bu süreç nereye kadar uzayabilir peki? Yani bu Mayıs'ta yapmadı. Siz de yasal bir takım hareketlere başladınız, süreci başlattınız. Nereye kadar uzayabilir genel kurul yapılmaması? Ya genel kurul yapılmaması maalesef dernekler kanununa göre çok büyük bir cezası yok Türkiye'de. Yani bu nedir? İşte bir parasal cezası var. 500 lira, 1000 lira bilemediniz bir cezası vardır. Onu öderler. 3 ay daha kazanırlar. Ama biz o süreçte mahkeme şeyini isteyeceğiz. Mahkemeden yani eğer yapmazlarsa mahkemeden bu şeyin kongrenin yapılmasıyla ilgili bir mahkeme sürecinde başlatacağız. Mahkemede lehinize çıktığı zaman kayyum mu atanıyor kongre sürecine? Şöyle söyleyeyim, bizim tabii ki ilk etaptaki şeyimiz kayyum olayı değil ama bizim dediğimiz şu, bir mahkemeden alınacak bir kararla bu kongre yapılsın kararı aldırmak istiyoruz biz. Ha, yapmadıkları zaman ondan sonra kongreyle ilgili bildiğimiz kadarıyla hukukçu arkadaşlarımızın verdiği görüşe göre bir kayyum, sadece kongreye götürmek üzere bir kayyum atanıyor. Onlar yani normal yönetim görevine devam ediyor ama bir kayyum mahkeme tarafından atanıyor ama o çok daha uzun bir süreç. Biz direkt bunu mahkemeyle birkaç ay içerisinde yapmazlarsa yaptırmanın yolu. Yeni sezon başlamadan genel kurulun yapılması için elinizden geleni yapacaksınız anladığınız kadarıyla. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben bunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bakın bu kadar büyük bir başarısızlık varken insanın kendisinin gidip yönetim olarak ve başkan olarak bir güven oyu alayım demesi lazım. Kaydetmişsin zaten 1000 tane 1100 tane üye atıyorum 2000 üyenin yarısından fazlasını sen kaydetmişsin. En az bir o kadar da yönetimindeki insanların bir 300-500 tane üyesi var. Neden korkuluyor? Neden çekiliyor? Yani bu çok çekiniliyor. Bu çok ilginç bir durum. Yani insan ya kaybettiği bir süreçte gider bir kongre yapar. Orada bir güven tazelemek ister. Alamıyorsa da güveni bırakır bayrağı başkasına. Yani şimdi herhalde kimse şunu diyemez. Gençler Birliği çok başarılı maddi ve sportif açıdan bir sezon geçirdi diyemez. Başarısızlık ortada. Sen hala bununla ilgili ben kongreyi seneye yapacağım, 5 sene sonra yapacağım diyorsan yani bu yani ne düşündüklerine inanın biraz tahmin edemiyorum. Bu. Ben hani çuda söz konusu olabilir. Takım küme düşmüş olabilir. Kasasında para olmayabilir ama sonuçta biz bunu daha iyisini yapacağız diye gene aynı şekilde genel kurul toplayıp devam edebilir. Böyle bir seçenek de var. İlla ki kaybettik, işte başarısız gideceğiz diye bir şey. Düzelteceğiz diye de gelme şansları var. Bu bir seçenektir. Benim merak ettiğim bir şey var. Bu
Gençler Birliği Kulübü İlhan Cavcav'la o kadar özdeş hale geldi ki oğlu da sanki mülkiyetin devamına sahip olmak durumunda gibi algılanıyor herhalde. Biraz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gençler Birliği takımı, kulübü yani babadan oğla geçen bir sistemle mi yönetilecek? Tamam, itiraz etmiyoruz. İlhan abinin vasiyeti vardı. O başkan vekili oldu. O devam etti. Hatta siz de seçim genel kurulu sonrasında işte Murat Cavcav'la iyi bir sürecin başlayacağını umut ederek böyle söylemleriniz de var. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani Gençler Birliği Kulübü sadece rahmetli İlhan Cavcav'ın özelinde bir kulüp müdür? Bir de şunu söyleyeyim. Açıklamasında bir şey var. O beni çok dikkatimi çekti. Diyor ki muhatap olarak Murat Cavcav'ı. Evet. Muhatap olarak almam diyor. Koltuk hırsı olan bir insanı diyor. Muhatap olarak almam söylediği iddialarla ilgili olarak diyor. Sonra da diyor ki bu kulüpte herkes aday olabilir diyor. Yani aday çıkması kadar doğal bir şey. Ben her şeyi bir kenara bırakıyorum. Birinin aday çıkması ve onu da muhalefet iktidarın kulübün başkanının dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Sorularına cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ben o Murat Bey'in açıklamasını inanın okuyamadım. Çok da uzun. Yani 5 satır önce belli ki çok da böyle eğitimli birisinin yazdığı şey değil. Orada mesela Arda falan diye şey yapılıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman Murat Bey'e, Murat abi ya da Murat Bey dışında bir kelime kullanmadım. Yakıştıramam da. Kendilerine, herkes kendisine yakışan şekilde bir şey yapıyor. Gergin bir açıklama. Yani ne yazdıkları da belli değil, ne yaptıkları da belli değil. Muhatap, ben kendime hiçbir zaman, o toplantıda siz de vardınız. Ben basın toplantısında Murat Bey gelsin beraber konuşalım demedim. Çok isterdim gelmesini ama gelmeyeceğini biliyorum. Lütfen sizin yanınıza gelsin. Bu sorduğumuz soruların bir kısmını da siz sorun. Orada cevaplasın dedim. Gene söylüyorum. Yani benim Murat Bey'le oturup karşılıklı tartışmak falan gibi öyle bir niyetim de yok. Bir şey de yok. Olursa seve seve yaparım. Ama hiç önemli de değil. Ama bu kulübün en başındaki insansa gelip bunları insanlara anlatması lazım. Gerçekten bu takım niye başarısız oldu, nelerde hata yapıldı, insanların sorularına dürüstlükle oturup cevap vermesi lazım. Benim söylediğim buydu kendisine. Muhatap kabul etmem falan diye bir şey yazmış. Dediğim gibi çok böyle hani eğitimi yüksek bir insanların yazacağı bir şeye benzetemedim ben o açıklamayı. Çok da cevap da vermek istemiyorum o yazıyla ilgili. Sizin sorunuza gelince ben hep şunu söyledim. İlhan Bey gerçekten bu kulübe çok büyük hizmetler yaptı. Ama geçenlerde bir gazetede bir başlık vardı. Babasının 40 senede yaptığını Murat Bey 15 ayda bitirdi. Maalesef bu doğru. Gençler Birliği'nin bir Ankara gücü gibi Ankara'nın takımı olmasını istiyorsak artık birilerinin bu kulübe... Bu ben olurum, başkası hiç önemli değil. Artık birilerinin gelip bu kulüpte bir başarısızlık varsa ya bu kulüp babamın malı, ben burada başarısızsam da devam ederim dememesi lazım. Bırakacak. Ankara'da bu işi yapacak yüzlerce, binlerce insan çıkar. Bunlardan biri de benim. Yani delege beni takdir eder, başkası ne der. Gelir, yapar. Bu kulüp Ankara'nın takımı olur. Yoksa inanın bu zihniyette giderse bu takım seneye bırakın çıkmayı, her sene geri geri gider. Daha kötü yerlere, amatör kümeye kadar da gider. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Görüntü öyle olur. Yani maalesef. Biz mesela İlhan Cavcav döneminde, rahmetlinin döneminde şöyle bir bakıyoruz da 39 sene galiba. Türkiye liglerine verdiği o kadar çok futbolcu var ki yetiştirip de verdiği, ki bunlardan biri de en son teknik direktör Ümit Özat'tı. Peki şimdi siz hiç duayenlerle görüşüyor musunuz? Gençler Birliği'nin mutlaka duayenleri, eskileri vardır. Bunlarla görüşüyor musunuz? Onların görüşü nedir? İlhan Cavcav'la çalışmış olanlar vardır. Bu kulübe yıllarca hizmet vermiş olanlar vardır. Onlarla görüşüyor musunuz? İnanın o kadar çok kulübümüzün gerçek delegesi, gerçek sahibi. Evet, o anlamda sordum. Yani bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bugün 1000 kişiyi çağırıp 999'u der ki bu yönetim başarısızdır. Yani bunu çok tartışmaya gerek yok. Yani isim de vermeme gerek yok. Ama şu kulübün duayeni diye saydığımız insanların hepsi Murat Bey'in bu işi beceremediğini, Murat Bey'in bu işi başaramadığını, bir şekilde bırakması gerektiğini söylüyorlar. Bunu kendisi de arar, isterse sorar. Belki yüzüne söyleyemeyenler olabilir. Ben ararsa ben kendisine de kimlerin bunları söylediğinde tek tek söylerim. Ama birçoğu da inanın yüzüne de söylüyorlar. Yani çok uzatmaya gerek yok ya. Süper Lig'den 29 sene sonra düşmüş bir takımdan bahsediyorsunuz. Daha başkanınızın birinci senesinde. Maddi açıdan bizim ortaya koyduğumuz bir tablo var. Buna itiraz bile edemiyorsunuz.
Yani neyi savunacaksınız? Çok merak ediyorum. Ha, ben bu takımı seni nasıl çıkartacaksın? Yani bir işte hani diyorum ya, hep beni muhatap kabul etmiyor ama Allah aşkına gelsin bir gitsin bir yere. Birisinin canlı yayına ya da birkaç gazeteciyi karşısına alsın. Şu takımı seneye nasıl çıkartacak? Planı evet, ne? Geliri ne? Gideri ne? Bir anlatsın. Biz de hepimiz diyelim ki ya Murat Bey'in gerçekten çok güzel bir planı varmış diyelim. Takdir edelim. Yani bu kaçmakla, basından kaçmakla. Çok özür dilerim. Siz Ankara'nın duayen gazetecilerisiniz. Gençler Birliği basın sözcüsünün adını bileniniz var mı? Hakan Bey istifa ettikten sonra. Ya da resmini gören var mı? Ya da Murat Bey bir canlı yayında gören var mı? İşte gazetelerde bir 15 sayfa abuk subuk bir açıklama. Altı yok, astarı yok, şeyi yok. Yani yani ne bileyim ya, böyle mi olması lazım Gençler Birliği? Gençler Birliği böyle mi Ankara'nın kulübü olacak? Saklanarak hiç kimseye cevap vermeyerek mi Gençler Birliği'ni Ankara'ya mal edeceğiz biz? Birincilikte ne yapar? Evet, biz bunu tartışalım. Sizin görüşünüz ne? Birçok futbolcunun sözleşmesi de var. Yabancıların özellikle iyi para da alıyorlar. Bu kadro buradan düştü, Süper Lig'den düştü. Birincilikte ne yapar? Tutunabilir mi acaba? Çünkü çok örneklerini gördük işte. Ankara Gücü biliyorsunuz daha diplere gitti. Antep gitti, Ordu gitti, Mersin yani gitti. Birçok kulüp gitti. Gençler Birliği bunu yaşarsa tekrar toparlanabilir mi? Ki onların seyircisi de vardı. Ankara tabii, şey, Gençler Birliği taraftarı da gücü de yok. Valla şöyle söyleyeyim. Bizim bildiğimiz, ben devre arasında alınan oyuncuları bilmiyorum. Ama sezon başında alınan oyuncuların birkaç tanesi dışında birçoğunun sözleşmesi yerli ve yabancıların devam ediyor. Benim bildiğim sadece 3 tane yerli isim de verebilirim. Bir tane de yabancı oyuncunun bu sene alması gereken para 12-13 milyon TL. Sizin Spor Toto, geçen de anlattım ben bunu basın toplantısında. Spor Toto 1. Lig'de gelirinizin toplam bu sene alabileceğimiz para 14-15 milyon lira. Siz sadece bunu 4 tane oyuncuya ödeyeceksiniz 12 milyon lirasına. Geriye kalıyor 22 tane oyuncu. Yani Gençler Birliği bunları nasıl ödeyecek? Sözleşmeleri feshetseler nasıl, kaça feshedecekler? Bunların hepsi büyük soru işareti. Biliyoruz ki bu kadar da bir hani paramız kaldı diyorlar ama böyle bir para da yok ortada. Gelecek gelir de belli. Ben valla çok merak ediyorum. Yani ben hani diyor ya, ben çıkmam muhatap almam. Beni muhatap almadı. Allah aşkına Ankara Spor kamuoyunu al da gel şurada bir yerde şunları bir anlat. Hepimiz bir aydınlanalım. Biz de merak ediyoruz. Yani siz nasıl yapacaksınız bu işi peki? Valla şöyle söyleyeyim. Bizim bir kere birinci öncelikli şeyimiz, bizim bir sponsor anlaşmamız ve kendi yönetimimiz olarak toplamayı düşündüğümüz bir rakam var. Bunlarla beraber artı Spor Toto Süper Lig'den gelecek parayla beraber bizim yaklaşık bir 25 ila 30 milyon lira bir gelir hedefimiz var ki bunun %90 sağlarız biz bu şeyi. Ha, bunun bir kısmını kulübe yöneticiler borç olarak verecekler. Bir üst lige çıktığı zaman almak üzere bir kısmını hibe edecekler. Spor Toto Süper Lig'den gelirimiz belli. O ligde gelecek gelirimiz belli. Bir de sponsor görüşmemiz var. Ondan da alacağımız para belli. Bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman bir gelirimiz var. Ha, dediğim gibi kolay bir süreç mi? Değil. Ama bunun da bir an önce başlaması lazım. Yani Temmuz ayında, Ağustos ayında kalınırsa. Ben mesela şimdi çok merak ediyorum. Gençler Birliği hoca olarak kimle görüşüyor? Yani şu anda bir hocamızın belli olması lazım. Evet. İşte en basitinden yeni sezon için aynı iki gün önce iki tane sporcumuz çıktı. İkinci ligin, yani Spor Toto Ligi'nin finalini oynadı. Bir tanesi Erkan hocamız, bir tanesi Mehmet Altıparmak. İkisi evet. De Gençler Birliği'nin sporcusu. Acaba bunların birisi aranıp da fikri alındı mı? Hocam siz bu ligin iyi hocalarındansınız. Bu takımları final oynattınız, Gençler Birliği'nin ekmeğini yediniz. Ya bize göre bir plan yapar mısınız, bir fikir verir misiniz dendi mi? Bunları ben çok merak ediyorum. Yani onlar ne yaptılar? Ha, biz bunları yapıyoruz. Bu insanlarla görüşüyoruz. Başka hocalarımız var, onlarla görüşüyoruz. Fikir alıyoruz. Acaba şu oyunculardan kaç tanesi işimize yarar diyoruz, yaramaz diyoruz. Bunlarla ilgili bir sürü en azından görüşme yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani ben yönetimin bunlarla ilgili ne yaptığını çok merak ediyorum açıkçası. Yönetiminizde verebileceğiniz isimler var mı? Veya sizinle birlikte hareket eden Ankara'dan önemli isimler, Gençler Birliği'nden önemli isimler var mı acaba? Valla bizim şöyle söyleyeyim, şu anda üye kaydetme şansımız olmadığı için dışarıdan yönetici alamıyoruz biliyorsunuz. Genel kurul üyesi olan arkadaşlarımızdan şey yaptık. Bunların içinden geçen de birlikte olduğumuz bir 8-9 kişilik, hatta 10 kişilik bir grubumuz var. Bunlar Gençler Birliği'nin eski yöneticilerinden. Bunlar Gençler Birliği'nin yıllarca neferi olmuş insanlar. Böyle bir şu anda bir 10 kişiye yakın şeyimiz var. Bu sayı gerektiği anda da zaten 18 artı 1'e çıkartılacak. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani var öyle bir çalışmamız. Anladım. Peki. Hazır bir yönetim oluşacak yani.
Ya isim vermek istemiyorsun. Yok, isim de verebilirim zaten. Hep beraber hareket ettiğimiz hani olsa... şey anlamında söylüyorum. Ben gerçi bir camiasına bir mesaj anlamında. Tabii ki bilir. Harun Erol var bizim eski futbolcumuz. Efsane oyuncularımızdan. Köfteci Harun meşhur. O var bizle beraber olan. Gene bizim istifa ettiğimiz dönemden Sayın Ifsı Kuruş'a var. Hakan Bey var. Sinan Gürsoy Bey var. Daha önceki yöneticimizden Serdal Bey var. Serdal Ulusoy, Talip Çankırı, Faruk Coşkun bunlar. İlhan Bey'in döneminde bayağı birlikte çalışmış. Yöneticilik yapmış tecrübeli arkadaşlarımız, dürüst insanlar, hepimiz beraberiz şu anda. Şu açıklamaya geleceğim. Özellikle dikkatimi çekiyor Murat. Yanıt uzunsa daha kısa bir soru sor, reklama gideceğiz için kısa bir soru sonra. Yanıt uzun olacak çünkü şöyle Sayın Murat Cavcav hep şunu iddia ediyor. Sanki siz Murat Cavcav'ın transferlerden net olarak soruyorum para aldığı yönünde bir iddiada bulunmuşsunuz, imada bulunmuşsunuz gibi cevap veriyor. Bana hiçbir zaman diyor aileme ve bana helal... ben şöyle söyleyeyim, o açıklamamda... Söylediniz mi böyle bir şey herhangi bir platformda? Ya da böyle bir iddianız var mı? Var mı şöyle böyle bir iddia? O açıklamam YouTube'da var. Girerler, bakarlar. Hiçbir kişi, hiçbir ismi ben kesinlikle böyle bir konuda zan altında bırakmadım. Hele ki Murat Bey'i hayatta bırakmadım. Böyle bir şey öğrensem zaten gider ben önce Murat Bey'le konuşurum. Ama bir gerçek de var. Bakın bu transfer piyasasında bu fiyatları etmeyen oyunculara verilen paralar var. Kulağımıza gelen dedikodular var. Benim buradan Murat Bey'e oradaki vermek istediğim mesaj şuydu. Anlamadılarsa tekrar söylüyorum. Bu kulübün en üstündeki insansınız. Böyle bir dedikodular dolaşıyor. Lütfen bunu siz araştırın her şeyden önce. Ha biz savcılığa ve gerekli yerlere bu başvuruları yapıyoruz. O konuda hiç şeyimiz olmasın. Ama bu sizin önüne geldiğiniz zaman siz de araştırın. Yoksa da çıkın yok deyin, arada yalan söylüyor deyin. Ama siz bunları araştırmayıp da bakın böyle bir başarısızlıklığın, böyle büyük para kayıplarının olduğu dönemde hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsanız insanların aklında bir sürü soru işareti uyandırırsınız. O zaman şöyle yapalım. Kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Yapsa yapsa Modalife yapar. Şimdi düğün paketi alın. Yatak ve baza hediyenizi kaçırmayın. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arda Çakmak, kulübün paralarının harcanma şekliyle ilgili konuşuyorduk. Bundan menfaat sağlayanlar var mı? Varsa bunun üzerine niye gidilmiyor diye bir soru sormuştunuz. Bu sorunun muhatabı da Sayın Cavcav başta olmak üzere beraberindeki yönetim kurulu üyeleri anladığımız kadarıyla. Şimdi burada soruyu şöyle bir yönlendirelim isterseniz. Burada hatalı para kullanımı mı ya da hatalı transferler mi var yoksa çıkar sağlayan para kullanımı mı var? Şimdi bunu bir ayırt edip altını çizersek belki daha net anlaşırız. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın 26-27 oyuncu transfer edip bunlarda siz bir ya da iki tane başarı sağladıysanız 25 başarısızlık varsa en azından matematiksel olarak bu işte bir art niyet vardır. Yani biz İlhan Bey'in zamanında da oyuncular aldık. Bunların bir kısmı iyi çıktı, bir kısmı kötü çıktı. Bu her zaman olan. Daha önce de oldu. Başka kulüplerde de olur. Ama siz devamlı belli insanlardan 26 tane oyuncuyu aldırır, bu transferleri yaparsanız, ben bunların kim olduğunu bilmiyorum. Bunu en iyi Murat Bey biliyor. Murat Bey çıkacak diyecek ki, bu insanlar getirdi, şunlar getirdi, bunlarla ben bu transferleri yaptım. Beni de bunlar kandırdı ama ben şu anda kim olduklarını bilmiyorum. Çünkü kendisi aldı bu oyuncuların hepsini. Şimdi bu kadar adamı alıp da siz başarı sağlayamıyorsanız belli ki burada bir art niyet var. Yani bunun çok iyi niyetli... Beceriksizlik olarak kabul etmeyip art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Yani öyle söylüyoruz. Şöyle söyleyeyim ya, 3 tanesi 5 tanesi iyi çıkar anlarım, 3 tanesi 5 tanesi kötü çıkar bu beceriksizlikti derim, tecrübesizlik derim ama 26-27 tane oyuncu alıp bundan bir ya da iki transfer başarısı sağlıyorsanız burada bence art niyet vardır. Yani bir de şunu da söyleyeyim,
geçen sefer basın toplantısında söylediğim gibi, ya inanın top oynamamış oyunculara abuk subuk paralar verildi. Çin 2. liginden oyunculara verildi, şey verildi. Ha bu oyuncu 3 sene önce çok para etmiş. Ya 3 sene önce, o zaman Maradona da 20 sene önce çok para diyordu. Onu da getirebiliriz yani, mantık buysa. Bir adam 2 sene önce çok yüksek transfer bedeline gitti diye adam 1 sene top oynamamış. İşte Murat Bey, bu kimse bu? Suçlu odur. Yani bu transferi sana kim yaptırdıysa suçlu odur. Ben sen benimdir. Ama sana bu transferi kim yaptırdıysa suçlu odur. Kendin yaptıysan da suçlu sensindir. Bunun gibi örnekleri alt alta yazarız. Ümit Özat'la bir şeyiniz var mı? Sümetiniz var mı? Yoksa başkanın fazla sesinin çıkmadığı bir yerde karşılıklı olarak Ümit Özat'la mı muhatap oldunuz? Bir sıkıntı mı var? Yok, benim Ümit Özat'ın şahsıyla ya da şeyle hiçbir sıkıntım olmaz. Olamaz da zaten. Ümit Özat bu kulübün çalışan elemanıdır. İşte görev bitti gitti. İleride birisi görev verirse gelir, tekrar gider. Ama yani Ümit Özat zaten bizim muhatabımız değil. Yani çıkıyor televizyonlarda sağda solda bizle ilgili şöyle diyor, böyle diyor. Ben yani pek muhatap da almak istemiyorum. Zaten ya, bir şey söyleyeyim. Ben mühendis bir insanım. Ben matematiğe inanan bir insanım. 3 sezonda 2 takımı düşürmüş bir hocanın başarısı ortadadır. Yani çok da böyle Ümit Özat'ı konuşmaya gerek duymuyorum ben yani. Yani bu, ben Ümit'in de direkt olarak Ümit Hoca'nın da böyle suçlu olduğunu düşünmüyorum. Şeyi benzetiyorum biraz. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın durumuna benzetiyorum. Yöneticiler konuşmadığı zaman biraz da Şenol Güneş'le de aynı şey oldu. Teknik direktöre düşüyor. Bulunduğu konumda, konum nedeniyle savunma durumuna geçiyor gibi mi oldu acaba? Bakın şöyle söyleyeyim. Saygı çerçevesinde herkesin eleştirisini herkes kabul etmek zorunda. Ben de etmek zorundayım. Onlar da bizimkini etmek zorunda. Ama çıkıp da televizyonlarda böyle dedikodu mahiyetinde konuşmalar, insanları küçük aşağılayıcı laflar falan. Yani diyorum ya, ben yani kendi açımdan terbiyemde oralara inmeye pek müsaade etmiyor gerçekten. Yani onlar konuşabilirler, şey yapabilirler. Ümit Hoca da konuşabilir. O kendi şeyi yani. Bu arada ben bir şey sormak istiyorum. Ümit Hoca özelinde bir yazınızda teknik direktörün takımın antrenmanlarını basına kapatmasını eleştirmişsiniz Ümit Özat'ın. Evet. Şimdi bu anlamda şöyle bir şey, bu gelecekteki başkanlık döneminde olursa sürecinizde veya başka bir ortamda, şimdi teknik direktör aslında takımın gerçek sahibi değil midir? Oradaki durumu ayarlayacak. Basına kapatmasının gerekçesi mutlaka saha içinde ki futbolcuların belki konsantrasyonunu değiştirmek içindir, belki onun içindir. Bununla ilgili yönetimin açıklama yapması mı daha doğrudur, yoksa teknik direktörün açıklama yapması yeterli olmalı mıdır? Çünkü siz buna bir tepki göstermişsiniz daha önceki açıklamanızda. Şöyle söyleyeyim, oradaki tepki tabii sadece basına kapanmasına değil, kapanma tarzına da. Biliyorsunuz bir toplantısı yapıldı kulüpte. Hoca birilerini, basını çağırdı ve kendi kendine basını kapattığını söyledi. Hala yönetimde olan 3-4 tane arkadaşım beni aradı. Hiçbiri haberi olmadığını söyledi böyle bir şeyden. Hocanın en doğal hakkıdır. Kesinlikle bir şey söylemiyorum. Kapatabilir ama bu yönetime bir haber verilir. Yönetimdeki insanların da bu konudan bilgisi olur. Bu kapatılırsa da belli bir süre için yapılır. Yani sen tutup da ben Gençler Birliği'ni izole ettim diyemezsin. Öyle bir, kimsenin öyle bir hakkı yok. Yani o takımın taraftarları var, o takımın Ankara basınında takip eden insanlar var. Ha, bir hafta, iki hafta belki bir şey için, moral için, yani ne bileyim böyle bir hani kapalı kalırsa takıma iyi gelir diye yapabilirsin. Ama bunu tutup da sen, ben kapattım bir daha da açmayacağım. Yok böyle bir şey. Kaldı ki dediğim gibi yönetimin de bundan haberi yoktu. Biz yani bunu söylerken sadece açıklamanın diğer taraflarına bakarsanız tarzının da yanlış olduğunu. Tarzla yani ilgili sorun evet olabilir. Onunla ilgili bir şey yok. Bir de Hacettepe mi? Hacettepe Kulübü'nde görev almışsınız. Evet. 2 sene başkanlık. Aynı şekilde o da sizi eleştiriyor. Paraların çarçur edilmesi ve transferlerle ilgili. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Şimdi hep söylüyorum ya, Murat Bey birileri yanlış yönlendiriyor. İşte gene bir tanesiyle karşı karşıyayız. Hacettepe Spor Kulübü'nde ben başkanlık yaptığımda yarı dönemde geldim. O sene son 2 hafta kala şey yaptık. Çünkü geldiğimde 14. ya da 15. maçtı. Son 2 maç kala ligde kaldık. Bir sonraki sene ben playoff oynadım. Bandırma Spor'a playoff'ta kaybettik. O Bandırma Spor'da o sene şeye çıktı. PTT Spor Toto 1. ligine o çıktı gruplardan. İkinci senenin de zaten 7. 8. maçında ben bıraktım. Bir kere bunlar bütün futbol camiasının kayıtlarında var. Gençler Birliği Spor Kulübü'nde, Hacettepe Spor Kulübü'nde. 1,5 dönem. 1,5 dönem yaptım. Ya da 2 dönem deyin. Bir tanesi tam, 2 tane yarım gibi düşünün. Dönem yaptım Hacettepe Başkanlığı. Burada dediğim gibi bir dönem tam yaptım. O da, tam dönemde de playoff oynadı bu takım. Gelelim transferler konusunda. Şimdi orada da birileri başkanı öyle bir yanıltıyorlar ki. Yani işte diyorum ya, şey de böyle. Gençler Birliği'nin aldığı oyuncular da böyle alındı. Ezbere
dolma laflarla. Hacettepe Spor 13-14 oyuncu almış benim dönemimde. Yalan. Niye yalan? Şunu söyleyeyim. Bu oyuncuların 10-12 tanesine yakını Gençler Birliği Spor Kulübü'ne bizzat İlhan Cavcav'ın talimatıyla ve İlhan Cavcav'ın imzasıyla alındı. Daha sonra da Hacettepe Spor Kulübü'ne pişmek amacıyla kiraya verildi. Bunların hepsi kayıtlarında var. Lütfen bunları çıkıp açıklamadan önce, bu açıklamaları yapmadan önce baksınlar. Tam sayıyı hatırlamıyorum. Belki 14'ten de fazladır bizim Gençler Birliği'nden aldığımız oyuncu. Mesela bir Taylan Antalyalı vardı. Hacettepe'de oynadı. Bugün Erzurum Spor'da oynuyor biliyorsunuz. Erzurum Büyükşehir Belediye'de. Gençler Birliği'ne gelmişti. Hoca istemedi. Hacettepe'ye kiralık verdiler. Şimdi bunu ben mi almış oldum? Altında Gençler Birliği menajerinin imzası var. Gençler Birliği'nin başkanının imzası var. Arda Çakma kaldı. Ya böyle bir yani diyorum ya bir şeyleri savunurken bari biraz altını besleyin. Birileri işte Murat Bey'i böyle kandırıyorlar. Murat Bey ondan sonra böyle açığa düşüyor. Offside'e düşüyor. Diyor ki 13-14 oyuncu aldı kulübü zarar ettirdi. Ya arkadaş bir bak Arda Çakmak bu kulübe ne vermiş? Öbür başkanlar ne vermiş? Bir muhasebeye bir çıkarttır bunları. Şu anki başkan bu kulübe ne yapmış? Bir bunları bir yazdır. Ondan sonra de ki Arda ya sen burada bir hata yapmışsın de. Az vermişsin, çok vermişsin de. Hiç vermemişsin de. Bunları da bile bilmiyorlar. Birisi diyor ki ya Murat Bey böyle böyle yapalım. İşte oyuncu transferleri de böyle oldu. Uçuyor kaçıyor oyuncu alındı. Arda Çakmak şunu yaptı. İşte çıkıyorlar. Offside'e düşüyorlar. Açın bakın Hacettepe'den alınan oyuncuların kaç tanesinde Arda Çakmak'ın imzası var. Kaç tanesi de Gençler Birliği'nde İlhan Bey'in talimatıyla alınmış. Oraya imza atmış. Bize kiralık gelmiş. Arda Bey, anladığım kadarıyla Murat Bey'le aranızda gayet iyi şey var. Yani eskiden kalma bir dostluk var. Babalardan hatta. Evet. Rahmetli İlhan Cavcav'ın da babanız şeyi. Eski dostu. Hiç bir araya gelip bunları konuşmayı bakın siz de diyorsunuz yanıltıyorlar. O da diyor yanıltıyorlar. Hiçbir araya gelip böyle direkt olarak konuşmayı denediniz mi? O tür bir iletişime geçebilir misiniz acaba? Ya şöyle söyleyeyim. Düşündünüz mü hiç? Biz bunu başkanlığı döneminde Murat Bey'le çok yapmaya çalıştık. Yani bildiklerimizi anlatmaya ama dediğim gibi hepimizin işleri güçleri olan insanlarız. Haftanın birkaç gününü bu kulübe ayırabiliyoruz. Murat Bey haftanın belli zamanını bize ayırabiliyor. Biz bunlarda belli bir şeyleri Murat Bey'e anlatıyorduk. Ertesi gün diyorum ya bu işte bu akılları veren insanlar gidiyor Murat Bey'e. Şu şöyle bu böyle diyor. Bir laflarla Murat Bey'i kandırıyordu. Yani anlatsak ne anlatacağız? Zaten anlatamadığımız için biz bu muhalefet görevini üstlendik Gençler Birliği Kulübü'nde. Yani bunları çok anlatmayı istedik. Çok da oturduk anlatmaya da çalıştık. Ama olmadı. Hep diyorlar ki dedikodu. Ya dedikodu değil abi. Yani şöyle bir şey var. Futboldan anlayan herkes bu takımın kötü olduğunu söylüyordu. Ama Murat Bey'e göre bu bir dedikodu, bu bir bilmem ne. Niye? Çünkü inandığı insanlar hep onu söyledi. Ya bunlar dedikodu yapıyor. Bu takım şöyle uçuyor, böyle kaçıyor. İşte yani bırakın her şeyi. İlhan Cavcav sezonunda Gençler Birliği kulübünü İlhan Cavcav'ın oğlu küme düşürdü. Bunu tarih yazar. Gerisini Arda'yı da unuturlar, şeyi de unuturlar, Ümit Özat'ı da unuturlar, futbolcular da unuturlar. Tarih bunu unutmaz. Yani İlhan Cavcav sezonu her yerde yazıyor. Orada Gençler Birliği kulübünü İlhan Cavcav'ın oğlu düşürdü. Yani bana göre de öyle de kişisel görüşüm benim bu tabii ki. Benim anlayamadığım bir şey var. Derneklerde olağan genel kurulları yapmak mecburi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yani bundan nasıl kaçabilirsiniz? Ben yani, hani bu sene yapmıyorum, 3 sene sonra yapacağım. Eskiden hapis cezası vardı yapmadığınız evet. zaman ama şimdi para cezasına dönüştürüldüğü için uzatılabiliyor diyor. Evet, yanlış anladınız. Evet, yani biz bu hukukçularımızla da görüştük, avukatlarımızla incelediler, dernekler masasıyla görüşmemiz oldu. Sadece para cezası var. Bunlar da bunu herhalde... Eskiden 5 yıla kadar hapis cezası vardı. Bir de o ödediğiniz 500 lira 800 lirayı masraftan da düşebiliyormuşsunuz. Onu peki da bir şey daha, bir şey daha söyleyeceğim. Yani... belli bir sayı imza toplandığı takdirde de olağanüstü genel kurul toplama şansınız da mı yok? Biz şöyle söyleyeyim. Ben bu işi çözemedim. Yani. Bunu çözümümüz gereği var. Biz bunu yapmak istedik. İşte demin anlattığımız şey ayrıldığımız zaman 1500 küsür... Bu arada net olarak söyledi mi kongreyi yapmayacağım diye? Yani, net olarak söyledi mi? Zaten söyleniyor, yazılıyor. Yani söylediği bir şey ben Murat Bey'in duymadım ama basına verdiği yazılı açıklamalardan bunlar zaten belli oluyor. Yapılmayacak deniyor. Mayıs ayı geldi zaten ilan edilmedi. İlan edilmesi lazım. 15 günlük bir süresi var, yasal süresi biliyorsunuz. Bugün 21 Mayıs. Bugün ilan etseler Haziran ayı gelecek. Yani zaten Mayıs ayı geçmiş olacak. Hani şunu söylüyorum. Mesela bu kongreyle ilgili biz bir imza toplama sürecine girdik. Biz imzayı topladıkça yeni delegeler elde. Çünkü %20 imza şeyi vardı. Sınırı var. Delege sayısının %20'siyle genel kurul toplayabilirsiniz diyordu. Biz %20'yi topladık. Bunlar gitti 300-400 üye daha kaydettiler. Biz o imzayı da toplasak bir 300-400 daha kaydedebilirlerdi. O dönemde takım kötüye gidiyor diye gerçekten takımın hani hiç hakkını vereyim. Gerçekten Gençler Birliği'ni seven bir insandır. Niyazi Bey, Niyazi Aktaş.
çağırdı bizi, dedi ki ya çocuklar bu imzaları vermeyin, zaten kötüye gidiyor. Bu takıma bir şey olursa sizden bilirler dedi. Gelin bakın, zaten ne imza verirseniz verin bunlar gidiyor. Yeni üye kaydediyor, bırakın dedi. Sezon sonunda şey yapın. Ha bize hep diyorlar ya, o açıklamalarında da var. 6-7 aydır neredesiniz? Biz 6-7 aydır bu çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan haberimiz var. Takıma zarar vermemek için sustuk. Ama sezon bitti. Artık herkes hesabı görmek zorunda. Yani bunda ilelebet susacağız diye de bir şey yok. Peki kulübün büyüklerinden hiç bir araya gelmeniz konusunda bir tavsiyede bulunuldu mu? Veya aracı olmak isteyen oldu ya, mu? Bakın ben gene söylüyorum. Ben hiçbir zaman Murat Bey'in kötü niyetli bir insan olduğunu ya da bunları bilerek yaptığını düşünmedim, düşünmem de. Yani az çok tanıyoruz Murat Bey'i. Yani öyle bir insan da değil, o karakterde bir insan da değil. Ama birileri Murat Bey'i öne koyarak bunları yapıyor. Biz bu zinciri kıramadığımız sürece Murat Bey'le bir araya gelsek ne olur, gelmesek ne olur? Yani Murat Bey'in yoksa ben ihtiyacım var gidip de Gençler Birliği'nden bunları yapmaya. Ya da ailesinin mi ihtiyacı var? Ben o gün açıklama yaptığımda kulübün içinde bunlar var dedim. Sizin de göreviniz kulübün en üstündeki insan olarak bunları arayıp bulmak, bunları ayıklamak, basının önüne çıkarmak, gerekirse şeye bildirmek, savcılığa bildirip haklarında ceza işlem başlatmak dedim. Ben yoksa hiçbir yerde ne Murat Bey'i suçladım ne başkasını. Daha doğrusu başkalarını suçladım ama Murat Bey'i suçlamadım. Onu söyleyeyim. O yüzden bir araya gelemeyiz. Yani biz bu zinciri kıramıyoruz. Murat Bey işte bunların ya o gün işte açıklamasında bile ya bunlar acaba doğru mu söylüyor değil, oturmuş birileri tarih yazmış. Babam babasıyla görüşüyormuş. Ben İlhan Bey'in yanına gidiyormuş. Ya bunları bu bırakın. Bu arada başkan vekilliği istediğiniz için ve o kendisi yapmadığı için bu tür davranışlara girdiğinizi iddia ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. O yönetimde kendisi başkan vekilliğini oylasa sonucunun ne olduğunu görürdü. O yönetimdeki olan 12-13 tane arkadaş bile benim olmamı istiyordu. Takdir kendisindir. Gitti Arif Bey yaptı. Ben de Arif Bey'i tebrik ettim. Kendisine de başarılar da diledim. Her zaman da destekte olmaya çalıştık. Bunların hiçbirisiyle bakın güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Giden paralar ortada. Bir başarısızlık. Arif Bey başkan olmuş, ben olmuşum, bu olmuş. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Gençler Birliği küme düştü. Bunun artık lamı cimi yok. O zaman şöyle yapalım. Süremiz de daraldı. Şimdi mevcut yönetimin yaptığı hatalar ve mevcut yönetimin hatası sonucunda Gençler Birliği'nin başkanı İlhan Cavcav'ın adını verildiği sezonda düştüğü gerçeğini kabul ettik. Evet, şimdi bu sonucu hepimiz vardık. Herkes de bu sonucu düşünüyor zaten. Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Genel kurul yapıldı. Ve Arda Çakmak Murat Cavcav'ın karşısında ya da başka bir takım adaylar da var. Çıktı ve Arda Çakmak seçildi. Evet. Öyle diyoruz. Şimdi Arda Çakmak'ın süremiz kısa olduğu için biraz detaylı istiyorum çabucak. Arda Çakmak'ın hedefi Gençler Birliği başına geldiği zaman, şimdi Gençler Birliği'nin belli sıkıntısı var, taraftarı yok. İkinci lige, birinci lige düştüğü için de Sportolu birinci lige olduğu için parası da az. Sıkıntısı var. Parayla ilgili sorunu bir yolu da çözeceğinizi belirttiniz, açıkladınız. Taraftarı tekrar sahaya çekmek için, taraftara yeniden Gençler Birliği'nin arkasında bir ara UEFA Kupası'nda koştururken olduğu gibi toplayacak hale getirmek için Arda Çakmak ve yönetiminin planı nedir? Ben bunu daha önce de anlattım. Taraftar kazandırmak için bizim yapmamız gereken şey, ben hep şunu söylüyorum. Bir veliye yanında 10-12 yaşında çocuğunu getirdiği zaman Gençler Birliği maçlarını bedava yapamıyoruz kanunen, ama en düşük para neyse 1 lira 3 lira sezonluk kombineler vereceğiz. Yeter ki insanlar çocuğunu getirsin maça. Çünkü 25 yaşındaki insanı Gençler Birliği yapmak zor. Ama 10-12 yaşındaki bir çocuğu bir formayla, bir maçla, bir şeyle, ben öyle Gençler Birliği oldum, yapmak çok kolay. Biz bunları yapacağız. Bu tip insanları kazandıracağız. Gençler Birliği'nin kongre üyeliğini Ankara'ya açacağız. Sadece böyle istediğimiz insanlar değil. Herkes belli bir rakam koyacağız. İsterse bir dahaki kongreyi 20 bin kişiyle, 30 bin kişiyle yapsın Gençler Birliği. Niye olmasın? Bunları sağlayacağız Gençler Birliği açısından. Böylelikle taraftar kazandıracağız. Yani küçük çocukları babalarıyla, anneleriyle maça getirmeye teşvik edeceğiz. Okullara gideceğiz bunlarla ilgili. Verebileceğimiz en minimum parayla. Belki de bunları diyeceğiz ki yönetici arkadaş herkes cebinden biner tane bu biletten parayla satın alacak. En düşük parayla. Götüreceğiz okullarda, liselerde, ortaokullarda dağıtacağız. İnsanların maça gelmesini teşvik edeceğiz. Ha, bu çocuklar 3 sene 5 sene sonra hepsi gerçek Gençler Birliği olacak. Allah'ın izniyle o zaman Gençler Birliği Süper Lig'de olacak. İyi bir taraftar kitlesiyle yanlış olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bu tip projeleri zaman zaman Gençler Birliği denedi. Çok uzun soluklu yapıp devam edemediler. Burada herhalde benim de biraz UEFA Kupası diye belirtmeye çalıştığım şey biraz sinerji yaratacak, heyecanı artıracak, başarıya yönelik bir takım. Rinaldi Zakaryas geldiği zaman da 20 bin kişiyle başlamıştı Gençler Birliği sezona. Şimdi bunlara baktığımız zaman şimdi ikinci, birincilikte belki bu süreç çok olmaz ama
Gene olay gene transfere gelecek. Sizin aklınızda belirlediğiniz teknik direktör işte bu heyecanı sağlayacak birincilikte de olsa futbolcular. Bu tür hazırlıklar da var mı? Ya ben dediğim gibi transfer içinde ne kadar futbolcu gerekiyor? Siz takımı olduğu gibi başarısız görmüştünüz. Ya şöyle söyleyeyim. Ben hani bu ligi öncelikle hedefimiz tabii ki Süper Lig'e çıkmak. İki planımız var. Bir Süper Lig'e çıkmak, ikinci de Süper Lig'de ne yapacağımızı şey yapmak. Çünkü planların hepsi bu düşmeden sonra alt üst. En zor kısmı Süper Lig'e çıkmak zaten. Evet. Ben demin de dediğim gibi bir sürü Gençler Birliği'nin yetiştirdiği Spor Toto Ligi'nde ya iki tane hocamız bugün final oynadı ya. İkisi de Gençler Birliği'nin sporcusu. Bir sürü hocamız var. Çağırırsınız bir tanesini. Hepsini çağırırsınız. Aklınıza en yatan hangisi ise oturursunuz bir transfer politikası. Kimler gitsin, kimler kalsın güvenirsiniz. Bu insanlarla çalışırsınız. Çünkü bu insanlar Gençler Birliği'nin gerçekten emekçileriydi. Bu hocalar. Bunlardan birisiyle bu takımı çok rahat çıkartırsınız. Sözleşmesi olan yabancı futbolcular var. Ya o en büyük sıkıntımız. Hep söylüyorum ya. Yani onu nasıl biz de zorlanacağız. Kendileri de çok zorlanacak. Bunların çoğu da gitmez. İnanın gönderemezler. Yani o paraları bir daha bu oyuncular yaşadıklarımızdan biliyorum. Başka yerlerde bulamazlar. Ha, onlarla da artık öyle böyle hani sert konuşarak, yumuşak konuşarak. Birincilikte en azından şampiyonun yolunu açacak kadar da yararlanan bakın şimdi mı? Şöyle söyleyeyim. Sesenyon sizi şampiyon bile yapar. Ama 1 milyon 100 bin euro seneye para ödemeniz lazım. Şimdi o ligde oynayacak o mevkide 1 milyon TL'ye 800 bin TL'ye oynayacak oyuncular var. Bunlar varken siz 5,5 milyon lira bir oyuncuya veremezsiniz. Kaleci of 400 bin 500 bin euro yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki seneye mukabelesi. Bu ne demek? 2,5 milyon lira para. O ligin ortalamasında bugün Erzurum Belediye'nin kalecisi sabah gereken okudum 700 bin TL alıyormuş adam. Takımı bir penaltılarda lige çıkardı. Evet. Şimdi bu rakiplerle oynarken siz bunları yapamazsınız. Yani sizin de yapacağınız bütçe onun içinde olması lazım. Yoksa Hof, Sesenyon, Palisevic, ne bileyim Halili bunlar o ligin tozunu atarlar ama aynı işi yapacak 3'te 1'i 5'te 1'i fiyatına oyuncu varken yapamazsınız yani bu çok zor. Bir rakipler işte Gaziantep Büyükşehir Belediye çok var. Çok iyi takımlar var ya. Karabük Spor geldi, Osmanlı Spor çok geldi. Çok ciddi takımlar da var. Bolu Spor çok ciddi bir 3 senedir playoff oynayan bir Bolu Spor var. Evet. Yani rakipler de öyle kolay değil. Bir de onlar zaten yabancıları tam oynatamıyorsunuz. O ligde oynayan da bir de onu heyecanlı. 5 tane oynatabiliyorsunuz. 4'ünde liste yazıyorsunuz. Toplam 9 yabancıyı tutuyorsunuz. Ama bunun yanı sıra da ben size bir şey söyleyeyim. Bazı yabancılarımız var. Bırakın şeyi, Spor Toto 1. Ligi. Yani 2. Ligde Hacettepe'de bugün zor oynayacak oyuncularımız var. Bunların da gitmesi lazım. O zaman şöyle yapıyoruz. Olursa Gençler Birliği Genel Kurulu'nda sonrasında değerlendirme yapıyoruz. Olursa başkan olduğunuzda tekrar getirip artık geçmişi değil, gelecekle ilgili konuşmalarımızı yapalım. Ayağınıza sağlık Sayın Arda Çakmak. Gençler Birliği ilgili sorunları masaya yatırdık. En azından bir değerlendirme yaptık. Gençler Birliği'nin şu andaki var olan yöneticileri genel kurul öncesinde gelip bizle konuşmak isterlerse yine kapımız açık. Onlar da mutlaka kendilerini savunacaklar ya bir şeyleri anlatmak isteyeceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler Sayın Nur Tekircioğlu. Biz Gençler Birliği'ni İlhan Cavcav sezonunda ligden, Süper Lig'den düşen Gençler Birliği'ni konuşmaya çalıştık. Spor Kulisi'nin sonuna geldik. Esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Millete çok şey borçluyuz. Onun için dal kavuk.